Ülkemizin yerli ve milli modern ana muharebe tankı Yeni Altay'ın Mehmetçik ile buluştuğu bugüne erişmiş durumdayız. Artık testlerini tamamlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Altay'ın içinden geçtiği süreçlerin büyük bir kısmı bilen ve yaşayan biri olarak ortaya çıkan bu tankın gerçekten dünya üzerinde en modern tanklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerleştirildi, güncellendi ve yeni teknolojiler, yenilikler eklenerek tankımızın muharebe kabiliyeti artırıldı. Dijital teknolojilerin kullanımı artırdığımız yeni Altay'da ortaya kondu. Artık atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçer ve daha hassas çalışan stabilizasyon sistemi gibi modern teknolojiler içeriyor. Bu sayede tank uzun mesafelerde hedefleri tespit edebilecek ve doğru bir şekilde muharebe sahasındaki karşılaşılabilecek tüm hedeflere hem hareket halindeyken hem de dururken yüksek isabetle atış gerçekleştirebilecektir. Gelişmiş zırh modülleri ve aktif koruma sistemi Akkor ile oluşturduğumuz hibrit koruma konsepti ile yeni Altay tanklarımız yeniliklerine yenilikler katmış bulundu. İlk seri üretim teslimatlarını Güney Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen güç gruplarıyla yapacağımız tankımızı daha sonra geliştirilmesi süren 1500 beygirlik yeni güç grubumuz Batı'nın tamamlamasıyla devam ettireceğiz. Altay projesinde elde ettiğimiz teknolojik kazanımlarla elimizdeki diğer tanklarımızın da modernizasyon işlemini devam ettiriyoruz. Bu aşamada aslında Altay'ın macerası ilginçtir. Prototip aşamasında hiçbir sorunla karşılaşmadığını düşündüğümüz Altay'ımız daha sonra çeşitli engelliler, ambargolarla karşılaşmaya devam etti. Ama bunlar kötü komşu ev sahibi yapar zihniyetiyle teker teker hem yerli güç paketini gerçekleştirmemizi hem de bir dizi alt sistemi hayata geçirmemizi sağladı. Kapasite ve birikimleriyle her vatandaşımızı gururlandıran savunma sanayimize bölgesel ve küresel çapta gösterilen ilgi ve alaka bu başarıyı teyit eden bir diğer husustur. Her geçen gün savunma sanayi ürünlerimizin ihracatı artmakta olup bu yıl içerisinde hizmete alacağımız platformların da etkisiyle kara platformlarının da bu artıştaki payının daha fazla olacağını inanıyorum. Kendi içinde ilkleri barındıran bu projelerin başarıyla yürütülmesini sağlayan tüm destek veren bakanlık personelimize, başkanlığımız personeline, BMC Savunma ve BMC Power çalışanlarına, alt yüklenicilerimizin hepsine, vakıf ve özel şirketlerimize, KOBİ'lerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Destekleri ve katkıları için Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın zat-ı alilerinin liderliğiyle yükselecek olan Türkiye yüzyılına savunma sanayi olarak en büyük katkıyı sunacağımıza söz veriyoruz. Yeni Altay tankımızın vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Hayata geçirdiğimiz her bir proje kendi kaynaklarıyla savunma sanayini sürekli geliştiren ve uluslararası pazarda önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin gücünü simgelemektedir, göstermektedir. Ülkemizin her bir başarısı büyük ve güçlü Türkiye'ye engel olmak isteyenlere verilmiş esaslı bir cevaptır. Artık hepinizin bildiği ve sık sık söylediğimiz gibi cin şişeden çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle %80'ler seviyesine ulaşan yerli ve milli savunma sanayimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost, kardeş ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek yüksek kapasiteye ulaşmış bulunmaktadır. Her atılımı eleştiren ve yıllarca yapamazsınız, başaramazsınız diyenler bilmelidir ki
akıllı hassas mühimmatlarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, TİHA'larımızı, muharip gemilerimizi ve helikopterlerimizi yaptığımız gibi inşallah milli muharip uçağımızı da yapacağız ve uçuracağız. Amacımız Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayimizi küresel ölçekte etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla en üst seviyeye taşımaktır, çıkarmaktır. Değerli konuklar, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda yakın zamanda TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik bildiğiniz gibi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü keşif gözetleme uydusu İMECE'yi de yine uzaya gönderdik hep birlikte. Bugün de çok şükür Altay ana muharebe tankımızı kara kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Önemli bir kuvvet unsuru olarak şanlı ordumuzun gücüne güç katacak Altay tanklarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve sayı niteliklerini daha da artıracaktır. Altay tankı dahil son yıllarda ürettiğimiz yüksek teknolojiyi haiz yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda kahraman ordumuz Mehmetçik her türlü arazi ve hava iklim şartlarında hudut namustur anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeriden ve dışarıdan tüm destekçilerine rağmen yurt içinde ve sınır ötesinde miadı dolan başta PKK, PYD, YPG, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı başarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Malumlar olduğu üzere son bir hafta içinde 21 terörist esir getirilmiştir Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar sonucunda. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelenin yanı sıra denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bunlara ilaveten başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, aynı zamanda 7 iklim, 3 kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla başta tahıl sevkiyatı anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra hepimizi derinden etkileyen büyük doğal afetler ve deprem felaketin yaralarını sarmak için devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte omuz omuza çalışmaktadır. Asil milletimizin bizlere olan sevgisi, güveni ve duasıyla aşamayacağımız hiçbir engel, başaramayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam, hiyerarşik yapı içinde, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, Gazi Meclisimizin açılışının 103. yılında Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar 1000 yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı ve asil milletimizi saygı ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Altay tankımızın ülkemize, asil milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Bu sistemlerin hayata geçirilmesinde tasarımdan üretimine emeği geçen, alın teri döken asker, sivil tüm çalışanlarımıza yüksek misalleriyle teşekkür ediyor. Kendilerini en içten duygularla kutluyorum.